Mehmet Said Kılıç Türkiye'yi kadınlar kurtaracak. Kadem Kadın ve Demokrasi Derneği ve 266 STK bu ses bizim sesimiz başlığıyla bir bildiri yayınlamış. Bildiriyle milletin birlik ve beraberliğini korumak için tarihi adımlar atan Cumhurbaşkanımıza destek vermişler. Bir siyasi parti liderinin seçim arifesinde oy kaybı riskini göze alarak densiz hocalara ayar vermesi, İslamiyet'in istismarına engel olmaya çalışması ve bununla ilgili yapılması gerekenleri söylemesi tarihi bir adımdır. Gelelim ortak duyurunun içeriğine. Toplumu ayrıştırıcı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk edici, kadın erkek arasına sevgisizlik, güvensizlik, husumet tohumları ekmeyi amaçlayan bir kampanyanın kimileri tarafından bilinçli şekilde tırmandırıldığı dikkat çekmektedir. Gerçekten muhalif medya kadınlarla ve çocuklarla ilgili patlak veren olumsuz haberleri yemiyor içmiyor gidiyor çarşaf çarşaf manşetlere taşıyor. Bunu neler olup bittiğini doğru düz öğrenmeden yapıyor. Şerefsizliğin dibi olmadığını gösteriyor. Maksat satır ve haber aralarında iktidara Müslümanlara ve İslamiyet'e kamış atmak olsun. Ayrıca bildiride şunu vurgulamışlar. Bu kampanyayla ülkemizde bir taraftan kadınların ve çocukların dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ağır bir saldırı altında olduğu imajı yaratılmaya çalışılırken işin acıklı yanı muhalif basın kadınlarla ve çocuklarla ilgili her menfi haberi memlekette kadınlara ve çocuklara gene tecavüz edildi havasında veriyor. Örneğin kızım evden çıktı bir daha dönmedi istismara uğramasından korkuyorum diyen birisini sorgulamadan manşetlere ve ekranlara taşıyorlar. Moraller bozuluyor ve yürekler hop ediyor. Sonra kızın anneannesinin yanında olduğu öğreniliyor. Görüldüğü üzere doğrudan bir şey belirtilmiyor ama okuyucu ya da izleyici haber aralarını arzu ettikleri yönde algılıyor. Vay be ne sapık bir milletmişiz ne kadar da bozulmuşuz. Başına gelen her musibete Erdoğan'dan bilen budalalara algılatılmak istenen şey bellidir. Bildirinin devamında diğer taraftan da bunu durdurmaya dönük toplumsal, siyasal ve dini reflekslerimizin yok edildiği algısı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır deniliyor. Yaşadığı çağı idrak etmeyen ya da edemeyen bir iki hoca abuk sabuk konuşuyor, işgüzar medya konuşmayı panik havasında alın size hocaların düzeyi başlığıyla veriyor. Bu hocalar yumurtladıkları cevherlerle bu işgüzarların ekmeğine yağ sürüyorlar, algı operasyonlarına ve propagandalarına alet oluyorlar. Bunların yüzünden dine ve gerçek hocalara olan güven sarsılıyor. Siyasilere duyulan güven zedeleniyor, sonuç itibariyle Müslümanlar ve İslamiyet zarar görüyor. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanımızın son çıkışının ne kadar yerinde ve isabetli olduğu da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Gene bildiride siyaseti ve toplumu bu olumsuzluklara paya da olmakla ve iki yüzlülükle suçlayarak karamsarlığa sürükleyen ve yüce dinimiz İslamiyeti bu kötülüklerle yan yana göstermeye çalışan yoğun bir çaba göze çarpmaktadır. Muhalif basın ve muhalefet dinimizle ilgili işine gelmeyen her şeyi arka tarafından anlıyor. Her fırsatta faturayı muhafazakar politikacılara ve İslamiyet'e kesmeye çalışıyor. Bunu da halka çok telkin edilirse belki tutar mantığıyla yapıyor. Ama böyle bir şey olmayacak. Müslüman Allah'tan ümidini kesip karamsarlığa düşmeyecek. Son nefesine kadar ilkeleri ve amaçları doğrultusunda yoluna devam edecek. Gelinen aşamada Erdoğan'a sahip çıkmak ve arkandayız izlemek çok önemlidir. Diğer yandan Erdoğan'ın İslamiyet'le ilgili görüşlerini sorgulamak en hafif deyimle hadsizliktir. Reisin iktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu icraatları ortadadır. Son dönemde onun kadar dinimize hizmet eden biri var mıdır acaba? E ee, o zaman son tahlilde ümmetin ve milletin liderine sataşarak ve muhalif medyaya malzeme üreterek düşmanları sevindirmek Allah katında şiddetli bir hesabı muciptir. Vesselam. Mehmet Said Kılıç, Sabah